olmaktan dolayı. Hulki Bey, ne dersiniz bu ekonomi konusundaki tespite katılır mısınız? Yani birincil belirleyici şu an için ekonomi görünüyor. İktidar evet sorumlu ama muhalefette rehavette mi? Masum Bey'in bu anlattığı teknik açıklamalar, yani çok teknik değildi ama hani halk dilinden biraz daha, yok satın alma paritesi falan. Halkın gündeminde mi? Bakalım, soralım birbirimize. Yani halk bunu istiyor mu? Seçmen olarak satın alma paritesine mi bakacak? Yani parite değil de cebindeki parayla istediğini alamamaz. Öyle değil. Tamam. Satın alma gücünü kaybediyor. Hayat pahalılığı daha Türkçesi. Evet. Tabii adı hayat sen pahalılığı. Sen de yazıyorsun. Evet. Yani işte, gelirine göre hayat pahalılığı. Bakın bir hayat pahalılığı var, bir de gelirine göre hayat pahalılığı. Vatandaş cebine ne gireceğine bakacaksa konu ekonomi olmalı. CHP'nin ekonomi konusunda ne vaat ettiğini bilmiyoruz ama şunu söyleyebilirler. Ya daha erken, zaman yaklaştıkça gelmekte olan yaklaştıkça o zaman bunu açıklarız diyebilir. Ekonomiyi öğreniriz ama AKP ne söyleyecek ya da Cumhur İttifakı ne söyleyecek o çok önemli mi bilmiyorum. Çünkü onlar ne söylerse söylesin vatandaş şu ana kadar iktidar olan sizdiniz, yaptıklarınız budur diyecek. Değil mi? Öbürleri muhalefet ise biz bunu yapacağız. Henüz icraatlar olmadığı için o da işte daldaki kuşlardan farkı olmayacak, elimizde değil. Somut olarak bugüne kadar hangi iktidar ne verdi de ne yaptı? Şimdi çok doğru bu ekonomiyi konuşmaya başlamamız. Eskiden vergiler toplanırdı vatandaşlardan, şimdi de toplandığı gibi. Vatandaşa hatta slogandı değil mi? Ödediğiniz vergi dairelerinin üstüne yazardı. Ödediğiniz vergiler size yol, su, elektrik olarak dönecekti. Yani size hizmet olarak dönecek deniyor. Peki şimdi ödediğimiz vergiler bu dönemde bize hizmet olarak dönüyor mu? Şimdi mesela belediyeler evde kullandığımız suya ASKİ, İstanbul'da İSKİ zam yapsa, biz de desek ki kardeşim zam yaparsın ama benim de seçeneğim var, gider suyu başka yerden alırım deme hakkımız var mı? Yok. Peki kış geliyor şimdi, havalarda soğudu. Herhalde doğalgazcılar pusuda bekliyordur, doğalgaza zam yapalım, yazın satamadık diye. Peki doğalgaza zam yapıldı diyelim 2 ay sonra, 1,5 ay sonra. Bizim evimizde kullandığımız doğalgazı zam yapıyorsan yap, ben gidip Ahmet'ten değil Mehmet'ten alacağım deme hakkımız var mı? Yok. Yani tekelleşmiş, biz mecburen yapılan zamların altında eziliyoruz. Peki. Vaktiyle özelleştirme yapılırken 1988-89'da şu söyleniyordu. Efendim bu kitler, yani kamu iktisadi kuruluşları, daha basit söyleyelim, devletin fabrikaları falan, politikacıların arpalıkları olmuş, onun eşi dostu işe girmiş, biz bunu engellemek için satacağız. Kardeşim, politikacının herhangi bir yere arpalık yapmasına karşı mıyız? Evet. O zaman da, şimdi de, yarın da karşıyız. Ama kitleri satmanın gerekçesi arpalık oldu değil, sülalesini doldursa o trilyonluk şirketleri yiyip bitiremez. Bu gerekçeydi, halka ikna etme gerekçesiydi. Bir başka gerekçe de şuydu, sermayeyi tabana yayacağız. Benim o zamanki master tez konumdu özelleştirme. Sermayeyi tabana yayacağız. Şunu anlıyorduk, o satılacak olan fabrika, fabrikanın hisseleri işçilere, çalışanlara satılacak. Satılmadı. Özelleştirme kanununda var, satılmadı. Vatandaş zannetti ki biz zengin olacağız, fabrikanın patronu biz olacağız. Olmadı. Peki özelleştirmeden sağlanan toplu gelirler devletin hazinesine girdi mi? Girdi. Peki vatandaşa hizmet olarak döndü mü? Hayır. Bakın bugün yol yapılıyor, yolun parasını ödüyoruz otoyoldan geçerken. Köprü yapılıyor, köprünün parasını ödüyoruz. Yani yapılan her hizmetin parasını ödüyoruz. Peki bizim araba alırken, ev alırken ödediğimiz vergiler, aldıktan sonra kurtulamadığımız, her 6 ayda bir ödediğimiz tekrar tekrar motorlu taşıt vergisi, emlak vergisi falan, bunlar nereye gidiyor? Bize dönüyor mu? Sen iktidar olarak, şu andaki iktidar ve yarın CHP ve ekibi, ittifakı iktidar olursa, onlar bu topladığın vergileri bana hizmet olarak döndüreceksin. Diyeceksin ki suyunu ucuzlattım, zam yaptım değil, tam tersi. Doğalgazını ucuzlattım. Otoyollar bedava, köprüler bedava demen lazım. Kardeşim bu iktidarlar bu topladığı vergilerin hesabını vermiyor. Vatandaş sormuyor. Muhalefet ben Erdoğan'ı devireceğim derken bu vergileri kaldıracağım demiyor. Şimdi esnaf... Ama gerçekçi olması herhalde. Olur, olur, olur. Çok zengin bir ülke burası. Madenleri dolu, tarımı dolu. Biz eskiden tarım ülkesiyiz derken sanayi ülkesi olmaya özeniyorduk. Sanayi ülkesi İHA'lar, SİHA'ların dışında olmadık herhalde. Şimdi
tarımını da koruyarak sanayi ülkesi de olabilirdin. Bak Hollanda'nın nüfusu yüz ölçümü Konya kadar. Tarımsal toprağı yok yani. Tarımsal üretimi Türkiye'nin 10 katı. Traktörleri, tarım büyük makinaları oradan alıyor bütün dünya Türkiye'de. Tarım ürünlerini alıyor. Yani hem tarım ülkesi ol, hem sanayi ülkesi ol. Engel mi var? Şimdi dışa bağımlılıktan kurtulup bunu yapabilseydiniz, o zaman vatandaşa bunlar hizmet olarak dönerdi. Hiçbir partiden ben şunu duymuyorum. Esnafın şu vergisini kaldıracağız. Şu gelir vergisini azaltacağız. Ama bizim gelirimiz hazinenin azalmayacak. Nasıl azalmayacak? Çünkü vergi kaçıranın yakasına, kayıt dışı olan yakasına yapışacağım. Oradan alacağım demiyor. Yani şöyle bir eksik mi var siyasi partilerde? Somut adımlar yok. Somut. Yok, yapamazlar. Akıllarına bile gelmiyor. Sen ben kavgasına dönüştürmüşler bu işi. Her sen ben kavgasının taraftarı olur. Bu şey gibi ya. Mitolojideki hangi tanrı kızmış da bu iki tanrıçayı kavga ettireyim demiş. Onların bulunduğu bir ortama altın kaplı bir elma yuvarlamış. Üzerine de yazmış. En güzel kadına, en güzel tanrıçaya diye. O iki kadın tanrıça, zaten tanrıça kadın olur da, tanrıça elma benim, en güzel benim diye kavga etmiş. Şimdi ego kavgası. Bizim politikacılarınki de bu. En iyi parti benim. Ya neyin ne iyisin kardeşim? Senin hangi kaliten var? Hangi yeteneğin var? Hani Hazreti Muhammed'in dediği gibi emaneti ehline veriniz. Sen hangi konuda ehilsin kardeşim? Ekonomi vaadini bilemem ama ofsaytı kaldıracağım diyen var biliyorsunuz. Ya o da sağ olsun. Ona bakarsanız ondan önce bunu söyleyen ve bir şey biliyorum daha ekleyen vardı kim? Bugün Besim Tübük. Evet. Besim Tübük şey demişti. Kalelerin boyutunu da artıracağım, tabii, büyüteceğim dedi. Daha heyecan gelir maça dedi. Ya bunlar bence penaltıyı kaldırsalar daha etkili olacak. Penaltıyı da kaldıracağım demişti. O muhabir arkadaş kimse, ben onu tanıyamadım. Videosunu izledim. O da güzel bir soru soruyor sonunda. Dünyada kural bu. Dünyada kural bu, hem de siz offside'a mı düştünüz diyor. Yani evet. Şimdi yapılacak şeyler değil. Sizin offside aldığınız ile olduğu için aynı zamanda. Evet. Yani kendin çekiliyorsun. Bizim derdimizde hani bu gece maçlar falan da var ama Türkiye'nin evinde mutfağında yangın olan insanın derdi futbolla avutmaksa, evet, Brezilya'daki gibi 3 F ile işte Fiesta, bir de futbol, Fiesta, bir de festival futbol, mi? Öyle, yani, öyle avutabilirsin ama derdimiz o değil bizim ya. Fulki Bey'in açıklamasından sonra. Affedersin, ben hocam diyecektim. Hocam da diyeyim şimdi. Bir tura bir geleyim size. Zafer de şimdi kızacak. Fulki Bey çok konuştu, beni bölmediniz diye. Seni engelleyen Zafer'e yok. Zafer'e tam reklam sırasında gideceğim. Şimdi bak. Şöyle. Reklamları da maç aralarına denk getirsen hani devre arasında daha iyi olur. Şöyle, duydunuz değil mi sevgili yönetmenim? Esnaf sıkıntıda mı? Sıkıntıda. Bir tanesi diyor mu, esnafın ödediği mesela muhtasarı kaldıracağım. Asgari ücret veriyorsun. Asgari ücrette vatandaş işveren, bir de işveren payı ödüyor devlete. Onu da kaldıracağım. Onu çalışana ver demiyor. Ya bunu yapmıyorsun, onu yapmıyorsun. Vatandaş da sormuyor. Dediğim gibi vatandaş da o mitolojideki gibi taraftar olmaya, insan yapısı bu. Anında taraftar olmaya. Dünyanın en saçma fikrini ortaya atın, bir yığın taraftarı çıkar. Taraftar olmuşuz artık. O yüzden liderler de benim adayım. Şu olacak. Ya olsa ne olur kardeşim, bize ne faydanız var? Ehliyet. Otobüs şoförüne bir yığın test yapıyorsunuz, ehliyet veriyorsunuz, canımızı teslim ettik diye. Pilot olmak kolay mı? Pilot kaç tane şeyden çıkıyor testten? Ama ülkeyi yönetecek kişiler de Cumhurbaşkanı'nda, eskiden başbakan ya da bundan sonra olursa gene başbakan'da, milletvekilinde, bakanlarında ehliyete bakmıyoruz biz. Hangi bakan ehliyetiyle bugüne kadar geldi bu hükümette, bundan öncekinde, ondan öncekinde, Özal hükümetinde? Ehliyete göre mi seçildi bunlar? Hayır, sen ben bizim olan bana itiraz etmeyecek, evet deyince elini kaldıracak, indirecek insanlar olsun dedi. Hatta Özal'ın yaptığı şuydu. Ama bakan olmadan evvel. Bir bakan oturuyor şimdi siz yani. Tenzih ediyorum. Ben mecburiyetten bakan yapıldım. yani mecburiyetten derken biz ilk seçildiğimiz zaman yeni seçilenlerden bir tane milletvekili bakan yapılmadı. Eski bakanlarla idare ettik. Özal boş kağıt alıyordu biliyorsunuz. Ya, şimdi bakan yapmadan istifa mektubu alıyordu.
üstüne sonra tarih atıyordu. İnsanlar bu ülkede böyle bakan oldular. Vatandaş da, yani siyaset artık Türkiye'de bir grubun, hani oligarşi demeyeyim ona da çünkü değişiyor. Bir grubun, bir zümrenin oyun sahası haline gelmiş. Oyun alanı olmuş. Kazara siz o oyun alanına girebiliyorsanız politikacı oluyorsunuz. Yoksa bu ülkede ne değerli insanlar var. Politikacı olamıyor, milletvekili olamıyor, devlet yöneticisi olamıyor. Ve olana da kardeşim olmayandan farkın ve üstünlüğün ne? Sen neyinle öne geçtin? Senin ehliyetin ne demiyoruz? Ekonomi. Ya şimdi şöyle, Hulki Bey'in iktidarda da muhalefette de bir boşluk mu var? Hulki Bey'in çizdiği tabloda tabii benim de katıldığım yerler var ama şu da var. Burada Masum Bey bu konuları daha iyi analiz eder. Şimdi Türkiye, dünyada devlet nedir, ne nasıl işler, o sistematik nasıl işler, onları uzun uzun konuşmamız gerekir. Ama vergi toplanır. Bütün dünyada devletler işini böyle yapar. İşte yollar, köprüler, ya bunlar Türkiye'nin geleceğine yapılan yatırımlar. Bu konuyu çok konuştuk. Ben hatta biraz da kendimi öveyim. Hani bu geçiş garantili yollar, işte böyle hep anlatılıyor diye bir şehir efsanesi vardı. Rakamlarla ortaya koyduk. Mesela çok eleştirilen İstanbul-İzmir otoyolunun daha bugünden o geçiş garantilerinin çok üzerinde aracın geçtiğini rakamlarla ortaya koyduk. Ben niye bu yatırımlara para veriyoruz Zafer? Ben, o yollardan geçerken şöyle, ona itirazım. Hulki Bey, bakın, niye para veriyoruz? Para vermeyebilirsiniz. Her şeye vergi verirken biz aldığımız her şeyin bedelini öderken Hulki bir de yola niye veriyoruz? Bakın, vergi toplama o zaman. Haklısınız. Para vermeyebilirsiniz mesela o yola. Eski yolu kullanabilirsiniz. Feribota, yok sen feribota binebilirsiniz. Orada yani yanlış anlaşılan bir şey var. Ya o yollara zaten devlet para falan vermiyor. Zaten yap işlet devret dediğiniz şeyin olayı bu. Ve bütün dünya altyapı yatırımlarını... Hayır. Bütün dünya altyapı yatırımlarını bu modelle yapıyor. Yap işlet devret. Ben size çıkartırım. Hangi ülkede ne kadar yatırım var, Türkiye'de ne kadar var? Bir şey söyleyeyim. Yap işlet devret modeli benim araştırma, akademik araştırma, eski akademik alandaki araştırma konum. Araştırdık. Yap işlet devret modeliyle yapan, yıllarca işleten, işletme süresini uzatan hiç kimse devretmemiş. Bana söyleyebilir misin? Bu yöntemle yap işlet devret modeliyle bu işe giren ve devlete devreden bir tane şirket söyle. Yerli ya da yabancı. Detayını yok, bilmiyorum. Devretmemişler. Hiç kimse devretmiyor. Devretmemiş. Onu bilemiyorum ama böyle. Şunu biliyorum, çok rahatlıkla söylüyorum. Bakın bu son 10 yılda yapılan bütün bu altyapı yatırımları Türkiye'nin geleceğine yapılmış yatırımlardır. Muhtemelen uzun yıllar Türkiye'de bir daha bu ölçüde böyle dev yatırımlar yapılmayacak. Çünkü dünya artık böyle bir daralma sürecine girdi pandemiyle beraber. İşte tedarik zinciri kesintiye uğradı. Ekonomide çarklar durdu. İşte bazı mallardaki aşırı zamlanmaların sebebi, bu zincirin kesilmesi sebebiyle stokçuluk başladı. Yani dolayısıyla dünya zor bir dönemde. Türkiye bu zor dönem gelmeden önce ulaşım altyapısını baştan aşağı yenileyerek aslında hem bölgesinde hem dünyada avantajlı bir ülke konumuna geçti. Bir de bu yatırımlarda biz on binlerce, sadece İstanbul Havalimanı'ndan şu an 100.000 kişi ekmek yiyor. Yani meselelerin bu boyutu da var. Hulki Bey'in haklı olduğu noktalar var ama yapılan yatırımları da ya işte bu bunlara boşa para harcandı çerçevesinde ele almamak lazım. Kimse her şey dört dörtlük demiyor. Mesela, peki satın alma gücüne ne diyorsun? Tabii ki azaldı. Tabii şimdi ki azaldı. Ama bak şimdi şu var. Bu pandeminin geleceğini Bill Gates dışında dünyada bilen var mıydı? Yoktu, değil mi? 2015-16 yıllarında adam böyle bir şey söylüyor. Dünyada bu pandemiye hazır yakalanan bir tane ülke var mı? Yok. Bütün ekonomiler alaşağı oldu. Çarklar durdu. Ha söyleyince itiraz ediyorlar. Ya Türkiye bu süreçte mesela 2020 yılını 1.8 galiba dünyada büyüyerek kapatan bir Çin, bir Türkiye var. Bu yıl bakıyorsunuz bir büyüme rakamı açıklanıyor. Bu da eleştiriliyor. Haklı. İnsanların canı yandı. Demirel'in meşhur sözü, tencere hükümet götürür, değil mi? Yine mesela 92 yılında Bill Clinton seçim kampanyasını alırken hani mesele mutfak anlamında bir sloganı var. O da öyle. Etkili. Ama Abdülkadir Selvi'nin o söylediği bir ayrıntı var. O çok önemli. Bunca yaşanan sıkıntıya rağmen siz kim bu sorunları çözer sorusuna Erdoğan yanıtını alıyorsanız vatandaştan, o zaman muhalefet bir durup düşünecek. Ha şunu da söylemekten çekinmeyelim. Ya bu pandeminin yarattığı tahribatta bu ülke ayakta kalmayı başardı mı? Başardı. Şimdi Hulki Bey diyor ya. 57. hükümete borçludur. Bakın Hulki Bey söylüyor ya Hande, hani esnafın vergisi. Esnafa bu anlamda özellikle küçük esnaftan sanıyorum bazı vergilerin alınmadığını, değil mi? Yakın dönemde böyle bir şey de oldu. Tam şu an detayını hatırlamıyorum.
Devlet elinden geldiği kadar COVID gücü desteği ve imkanları doğrultusunda COVID destek vermeye çalıştı. Yeterli miydi? Değildi. Ama yani burada bütün dünya çok iyiydi de, dünyadaki ekonomik sistem tıkır tıkır işliyordu da, Türkiye bunu beceremedi mi? Böyle bir şey de yok. Yapmaz. O zaman Covid'den önceki dönemi de biliyoruz ya ekonomide. Covid'den önceki dönemde de Amerikan başkanının, yani AKP son iki yılda iktidar değil ki. Covid'den önceki dönemde Amerikan başkanının Türk ekonomisini nasıl hedef aldığını yaptığı açıklamayla onu da biliyoruz. Yani meselelere biraz bu açıdan bakmak lazım. Özel açıklama yapmak istiyorum. Yani hükümetin avantajını da bilmeniz için. Şunu neden? Ben söyleyeyim ya, Sayın Bakanım. Türkiye şu anda en avantajlı ülkedir. Şunu söyleyeyim. Onun nedenini elbette söyleyeyim. Ki büyük sıkıntılar yaşanıyor. Vatandaş olarak biz de yaşıyoruz. Bu dünyada 100 yılda bir insanlığın başına gelen bir felaket maalesef bizim hayatımıza denk geldi. Hep söylüyoruz. 1929 ekonomik buhranından beri yaşanan en büyük ekonomik daralma. Mühim olan buradan yıkılmadan çıkmak. Türkiye çok şükür bu sürecin, yani tünelin ucunda ışık göründü. Bundan sonraki süreçte de yaralarını tamir edecektir. Şunu söylersen bak katılırım. Bunu sadece 1929 ekonomik buhranında değil. Biz kendi Cumhuriyet döneminde, Özal döneminde gördük. 24 Ocak kararları. Tabii, tabii. Tansu Çiller döneminde 5 Ocak 93. 5 Ocak kararları. Her dönemde Nisan görüyoruz. Başlamış. Yani herkese bu sözümüz. Ama mesela efendim adayımız İmamoğlu olsun, Kılıçdaroğlu olsun. Kardeşim tamam olun. İmamoğlu bunlara ne yapacak? Kılıçdaroğlu ne yapacak i̇şte veya Tayyip Erdoğan ne yapacak, bunları bizim kamuoyuna bilmemiz, onların anlatması lazım. Mesele tam olarak bu, benim de zaten başta... Belki artık adayların ya da partilerin bir ekonomik reçetesini seçmen görmek ama somut, ikna edici, palavradan vaatler değil. Partilerin şimdiden rahavete kapılmadan hazır birileri oynuyor bu yapıyı, nasıl olsa böyle gidiyor beklentisine girmemesi gerekir. Şimdi 1999 deprem. Sayın Bakanım çok özür diliyorum. Sosyal güvenlik. Hayır, sen anlattığını doğrulamak için şunu söyleyeyim. Sana güzel bir malzeme vereceğim. Bakın size söyleyeyim, öyle bırakın. Peki her şey bu kadar kötü de bu ülke ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırıyor mu bu dönemde? Kırıyor. Kırıyorsun. Niye kırıyorsun? Evet. Niye kırıyorsun? Niye kırıyorsun? Üretiyorsun çünkü üretiyorsun. İthalatçılar, bakın, yurt dışındaki ithalatçılar önemli bir miktarda Çin mallarından vazgeçtiler. Pandemi bize yaradı. Bakın Ankara'nın Türkiye'de, sanayi bölgelerine bak, gidelim. Bir şey daha söyleyeceğim. Suriyelilerin ürettiği ve yaptığı ihracat şu anda Türkiye üzerinden yapılıyor. Şimdi bunları muhalefet bile bakmıyor. Ben söyleyeyim, 99 yılında o deprem sırasında sosyal güvenlik reformunu konuşuyoruz. Ecevit'in iki rüyası vardı. İkisini de emekçiler için o dönem yaptı. Birisi işsizlik sigortasıydı, birisi iş güvencesi. Ve bu ikisini de gerçekleştirirken ona en çok yardımcı olan, bir zamanlar Ecevit'e karşıt olan Yaşar Okuyan oldu. Yani hakkını da teslim edelim. Ona sağlık dileyelim burada. Tabii bugünkü EYT sorununun şimdi söyleyeceğim mucidi şimdi. De İşsizlik sigortası geldi. İşsizlik sigortası geldi. Şimdi o zaman EYT sorunu... Burada iki sorun oturuyor mesela. Burada iki sorun oturuyor. Tabii tabii EYT diye bir mesele varsa normalde Hande sen de ben de bugün emekliydik. Şimdi ellerinde şey telefonla takip edenler işsizlik sigortasının parası borsada kullanılacak yoğun bir şekilde. Kardeşiniz ben saatlerce muhalefet ettim komisyonda. Yaşar Okuyan yanında bürokratlar olmaz diyorlar. O kadar direnip, o kadar anlattım ki sonunda ikna ettim. Parayı yalnız devlet tahviline yatıracaksın. Ya da dövize. O olduktan sonra paralar arttıkça bazen özel koruma gönderdi. Telefonda çünkü bana küfür ediyorlardı. Bu adam olmasaydı bu para bizimdi şu anda. Ve o para benim işime yaradı bakan olduğum gün iş borçlanmada. Hep ben böyle güçlü konuşuyorum ki onu biliyorum. Oradan borçlanıyorsun. Hiç ihtiyacın yok. Şu anda Türkiye'nin hiçbir iş borçlanma sorunu yok. Çünkü işsizlik sigortası oraya yatırmak zorunda ve o şekilde büyüyor. O para bizim pandemi sırasında işte imdadımıza yetişti. Diğer ülkelerden farklı olarak. Hani tenkit ediyorlar ya. O zaman ya, bu bir avantaj. Büyük bir avantaj. Ve Türkiye şu ana kadar IMF'in bütün ülkelere karşılıksız para basın verdiği izni tam kullanmamış tek ülkedir. Bakın bu pandemi sayesinde. Çünkü bu ödemeleri işçinin işi için, işveren ve işçi tarafından ödenen işsizlik sigortasıyla karşılıyor. Yani ben bunu söylerken herkes aman kapat diyor bu konuyu ama herkes bilsin. Kim iktidar olursa olsun şu anda işsizlik sigortası bu işe yarıyor. Niye ben o zaman direndim biliyor musun?
MEYAK vardı. Memurlardan kesilen paralar gitti. Tasarruf bonosu vardı gitti. Dedim ki tutarsak evet, bu paralar batacak. Bu paraları sabit bir yere koyalım ve yalnız devlet kağıdında bakın. Ben yani arada bir bazen böyle uyurken Allah'ım diyorum bu ülkede hiç olmazsa bu işi sağladım da bana ekmek verdiği, ailemi yetiştirdiği, beni yetiştirdiği borç ödedim. Neden? O gün bak tek yaptığım iş ulan bu paralar gençliğimizde yaşadık. Kastelli tasarruf bonoları sayesinde ortaya çıktı. Bilmem ki olmasın diye. Ve Allah var eğer o gün Yaşar Okuyan direnseydi bakan olarak onu değiştirme mümkün değildi plan bütçede. Ama Yaşar Okuyan, bak ona hep dua ediyorum. Ben bazen diyorum ki ömrün daha uzayacak. Şey açısından o para hangi iktidar olursa olsun, bugünkü iktidara. Şu anda biz karşılıksız para basma iznini kullanmamış ülkeyiz. Bakın pandemiyle beraber... Ki bu çok konuşuluyor. Yok işte Türkiye karşılıksız para basmadı. Hayır basmadık biz. Hı-hı. Basmadık. Biz şeyde o bankalara el konulması gereken Demirbank vesaire zamanında yapmadığımız ama bir hafta sonra kanunlaştırdığımız test repo işlemiyle döndürdük. Yani biz bu pandemi krizini kendi şartlarımızla ayakta kalarak bak, atlatmaya çalışıyoruz. Ben yani bir şey anlatıyorum. Bak, bu. Kendi şartlarımız filan demeyeceksin. Geçmişteki uzun vadeli düşünce bize bir şey Sayın sağlamışsa Bakanım, Allah razı olsun, şimdiki hükümete de, elbette ki katkısı var. Şimdiki parlamentoya Sayın da Sayın Yılmaz'ın da o da rahmetli hayır, oldu. Ben, şimdiki ya hükümet, zaten devlet yönetiminde sürekli esas. Bugünkü hükümete de bir tavsiyede bulunuyorum. Yani hiçbir şey. Diyorum ki sizi sıkıştırmak, hani Cumhurbaşkanı diyor ya bugün de kızıyor, biliyor birileri sıkıştırıyor diye. O kızacakları adamdan önce şu anda hükümetin aldığı son bir iki karar var, ters kararlar alıyorlar. Merkez Bankası, şu bu. Kimseye danışmıyorlar. Bakın bugünlerde Bülent Bey açıklama yaptı. Yeni şey programını, meclis nasıl çalışacak? Hmm. Vergilerin kolaylaştırılması diye bir şey getirecekler. Ben şu anda Türkiye'de Mali Müşavirler Birliği Yönetim Kurulu üyesiyim. Şu ana kadar ya bu vergilerle ilgili ne sorun var, nasıl kolaylaştırırız, halk nasıl yararlanır değil mi? Bizim üyelerimiz 120 bin üye vatandaşla iç içe, zenginiyle de fakiriyle de yani esnafı da şeyi de sormuyorlar. O zaman ne oluyor? Birkaç kişinin ya da etkin olan, egemen olan, ulaşabilen kişilerin sorunu oluyor. Hükümetin derdine çare olmuyor. Bence ya yani olayın anda, taraflarına mutlaka ulaşılsın diyorsunuz. Tabii. Şimdi bakın bizim önce geçen gün bir soru sordum. Cevabım oydu. Şu anda da ben konuşurken o düşünceyle konuşuyorum. Vatanseverlik şu anda her şeyin önünde olmalı. Yani yok hükümet zayıflasın. Yok bilmem şunu yapsın. Ben söylüyorum. Muhalefetin de karşısına gelecek şey şu anda Türkiye'de satın alma gücünü düşürdüler. Ne kadar zam yaparsanız yapın ve bir başka hata yaptırdılar. Ne yaptırdılar? Bakliyatta şurada burada gümrük vergisini sıfıra indirdiler. Olmaz. Ben hep söylüyorum. Bu Abdülhamid'in meşrutiyeti ilan ettikten sonra Maliye Nazırı'na verdiği bir direktiftir. Halkın, esnafın, çiftçinin durumunu sarsmamak için gümrük vergilerini asla düşürmeyin demiştir. Yüksek tut ki kendi malımızı alalım. Bu işi bakın inanın bugün bana... Bugün dinledim. Yanılmıyorsam Uşun Çelebi'ydi ve yanılmıyorsam NTV'deydi. Yanılıyor olabilirim ama kendi çiftçimizi düşünelim. Tabii. Rus çiftçisini değil gibi bir ifadesi ben vardı bunu, yanılmıyorsam. Onu yapıyorsun ama şeyden, raflardaki fiyatlar çok yüksek. Ahmet Hakan'ın programında söyledim bunu. Ondan evvel şeyde söyledim Ulusal TV'de Fıstıkoğlu'nun fikir meydanında yanlış yapılıyor dedim. Şimdi niye bunu söylüyorum? İsyan ediyorum. Ya Türkiye'yi bile bile ateşe sokuyoruz. Ve bunun bedeli yalnız dış politikada ödün vermekle olur. Ya da kendi mallarımızın, hani Lozan'da dedi ya parayı yatırırız. Sayın Bakanım, size bir soru. Şimdi çok güzel anlatıyorsunuz. Bugünkü pandeminin yarattığı ekonomik tahribatı da hadi bu hükümetin sırtına yıkalım. Hiç mi iyi bir şey yok sorusunu da sormayayım. Dünya Türkiye'yi çok farklı görüyor da ona da girmeyelim. Mesela biz bir 2001 krizi yaşadık değil mi? Sizin döneminizde. 2001 evet o krizi yazacağım. Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden biriydi. Evet. Ama biz biliyoruz ki o kriz aslında ta Hulki Bey'in programın başında hatırlattığı 24 Ocak 1980 kararlarından bu tarafa İki gelen karar. Bir de 20 yıllık paranın convertible kararından. 20 yıllık bir
Tansu Çiller'in başına patladı. 20 yıllık bir sürecin eseriydi. Bu o ekonomik kriz 1991'de seçimi almak için erkekleri 43, kadınları 38 yaşında emekli etme vaadinde bulunan Süleyman Demirel ve İnönü'nün, Erdal İnönü'nün yarattığı bir tahribattı. Yani bunları da hatırlayalım, bunları da bilelim. O kriz ondan çıkmadı. O kriz ondan çıkmadı. Bakın, üç Türkiye, tane nedeni siz, var. Ya, birisi çok büyük bir zenginin. Farklı sebepleri olabilir. Çok büyük bir zenginin çıkıp da televizyonlarda fakirim diye pantolonun ceplerini çıkaran zenginin. Türkiye iflas etti Sayın Bakanım. İstihbarat alamayıp kardan zarar etmesidir. Bir, iki, Fişer'in İsrail'e taahhüt edilmiş IMF sürecindeki 1 milyar 100 milyon dolar. Bakın bu haber bir tek radikalda şöyle bir ufak haber çıkmıştır. Kuvrukoğlu Paşa'nın herkesi kısa devre yapıp başbakandan onay alıp iptal etmesidir o ihaleyi. Bu şeyler, sebepler. Bir de çok üçüncüsü, önemli bir şey var. Çok önemli üçüncü bir neden var. Şu anda AKP iktidarı faydalanıyor o işten. Nedir? Boşu boşuna da Cumhur Ersümer'i mahkum etmeye çalıştılar. Adamın hiçbir suçu yok. Refah DYP döneminde verilmiş olan şey ihaleleri vardı, enerji ihaleleri. Hı. Bu enerji ihalelerini IMF da evet dedi. Yani bu bizim Ulugbay'ın intihar şeyine kadar gidiyor. Ulugbay, bunlar bedelsiz ihale edilmiş. Yani A firmasına ihale edilmiş para almadan. Ama orada bir hükümetle bir karar koydurmuşlar bizim hazineciler. Hazinenin garanti vermesi şartıyla demişler. Ve hiç garanti verilmemiş. Orada karar alınıyor. Açılıp bulunsun. Mektup yayınlandı çünkü IMF mektubu. Bu ihalelerin iptali söz konusu. Amerika IMF de evet dedi. Fakat sonra çıktı ki içinden 15 tane büyük Amerikan şirketi var. Hani Amerikan Büyükelçisi derbi zamanı gidip geliyordu. Bana da geldi. İstediği tek şey şuydu. Ya bizim bu şirketleri muaf tutun. Yani adamların Türkiye'ye düştüğü yok. Ben yani şurada, bu ayrıntıları kimse tamam, bilmediği Sayın için. Sayın Bakanım, bu ayrıntılar önemli ama. Bak, ve bu ayrıntılara bir şey daha ekleyeyim. Kriz sabah başlamış. Fişer o 1 milyar 100 milyonu hani derviş geldi para gelecekti ya. İnanın bana bir sent gelmedi. Ne zamana kadar biliyor musunuz? O İsrail'e yapılan ihale yenilendi. Çünkü o ihalede 10 tane tank vardı tamir edilecek. Yani kısacası para dış politikayla yakın. Tabii tabii. O tank sayısı artırıldı. Bak, o para verildi. Sizin de muhabirlik yaptığınız evet, dönemdi. Evet. Ondan sonra para gelmeye başladı. Ben kendimi bir dakikada yani, ifade edeyim sözü bırakayım. Bilerek yaptı. Yani bir saniyeli alayım hemen. Ben size anlatsam Kemal Derviş Türkiye'ye nasıl geldi şaşırdınız bak, ya. Dünyada ne pandemi var ne başka bir şey var. Türkiye'nin ekonomik tekerinin kırılmasına yol açacak hiçbir etken yok. Biz bütün bir 80'leri, 90'ları ekonomik krizlerle, siyasal istikrarsızlıklarla, terörle, mafyanın devlete egemen olmasıyla, susurluk skandallarıyla, şunlarla bunlarla geçiriyoruz. Bugün Hulki Bey itiraz ediyor ama 29 ekonomik buhranından sonra dünyanın karşılaştığı en büyük ekonomik daralma var. Ben bardağın dolu tarafından bakıyorum. Elbette ki sorunlar var ama ayakta kalmayı başarmışız. Bunda Masum Bey'e şu noktada katılıyorum. Ya bu iktidar zarar görsün, görebilir kardeşim. Görebilir ama önemli olan Türkiye'ye bir şey olmasın. Ne yapacağız? Üretim ekonomisine geçeceğiz. Zaten bugün hükümetin yapmaya çalıştığı da o sıcak paraya dayalı, borca dayalı bir türlü vazgeçemediğimiz o ekonomik model var ya hani birileri kasım kasım kasılıyor ben para bulurum falan diye. Ne parası buluyorsun? Borç ekonomisi. Borç bulacaksın. Bizim çocuklarımızın, torunlarımızın bir 30 yılını, bir 40 yılını daha uzun vadeli borçlarla ipotek altına alacaksın. Tek çaremiz var. Daha çok çalışmak, daha çok üretmek. Bu kadar. Başka bir şey yok. Şöyle yapacağım. Yepyeniz bir ara vermek zorundayım. Ben çünkü de bir dakikayla kendimi reklam öncesi ifade edemeyim mi? Hulki Bey'in şu eski şeylerini bulsun. Ha şu yapılan yatırımlar var ya. Bunlar. Muhtemelen Türkiye bir daha bu altyapı yatırımlarını evet, hiçbir iktidar döneminde tamam, yapamayacak anladım, ve göremeyecek. Onu da reklama giderken bir dakikayla ifade edebilir miyim Zafer Bey? Bir dakikaya da vaktim yarım dakikada. Hemen başlayayım. Zaman kazanalım. Şöyle Atatürk'ü de analım. Atatürk Cumhuriyeti kurduktan sonra 1 dolar eşittir 1 Türk lirasıydı. Yok. 1 dolar 85 kuruş. Öldüğü gün 1 dolar bir şeydi. Tamam öyle olmuş. Yani 1 dolar zaman Türk lirası dolardan üste çıkmıştı. O tarihte IMF de kurulmamıştı. IMF Atatürk 1938'de öldü malum. IMF 1944'te kuruldu.
Atatürk Osmanlı'dan kalan duyunu umumiye borçlarını da ödediği halde 1 dolar yaklaşık eşittir 1 Türk lirasıydı. Bunu da üstelik salgın hastalıklarla da uğraşıyordu Atatürk. Sadece savaş değil. Sıtma salgını vardı, başka salgınlar vardı, verem vardı. Travma vardı, gözler sıkıntılar içinde yaptı. Atatürk'ün partisiyim diyenler ya da Atatürk gibi olmak isteyenler alacakları örnek var önlerinde. Her zaman olabiliyor yani bu. Peki devam edeceğiz ama reklamlardan sonra.